Thank you, Mr. President. Well, thank you, everybody. President Erdogan of the Republic of Turkey. His çok teşekkür staff, ederim. Members of the press, members Sayın of my Türkiye staff, and everybody here, Sayın and everybody that's watching. We're very happy burada to be here in Turkey. Teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten Türkiye'de bulunmak benim için büyük bir mutluluk. Biz Türkiye'yi, halkını, tarihini takdir ediyoruz. Biz Türk insanının bir gün dünyayı fethettiğini biliyoruz uzun bir süre boyunca. Şunu da biliyoruz, o ruh her bir Türk vatandaşının içinde mevcut. Ve bu ruh tekrar büyüyor. 20 years ago is not Turkey right now. Turkey is growing. Türkiye bugünkü Türkiye değil. Türkiye tekrar büyüyor. And it's growing at a fast pace right now. And you could see it everywhere. You could see it in the economy, in exports. You could see the quantity of products everywhere. Türk ürünlerini her yere ihraç edildiğini biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı but we increased our commerce by 80% in one year. Küçük ama my dad used to say that is the same thing. It's difficult going from one to two. Benim babam birden ikiye gitmekte 1 milyondan 2 milyona geçmek. Growing 80%. Dolayısıyla %80 büyümek her zaman büyük like zor. The president said, it ama be Sayın Cumhurbaşkanı da söylediği gibi, to achieve the goal of 500 million in 5 years, because that's less than 80% a year of growth. Büyümeyi 5 yılda 500 milyona ulaşmak 5 yılda çok zor değil çünkü %80 büyümekten daha düşük. Biz Türkiye'nin ürünlerini, televizyon ürünlerini, kültürünü ülkemizde görüyoruz. Herkes Türk kültürünü, Türk tarihini, Osmanlı İmparatorluğunu tanıyor El Salvador'da. Bunun sebebi de Türkiye'nin çok hızlı büyümesi. And that's of course because of the leadership of President Erdogan. Sistem olması. Bu da Sayın Erdoğan sayesinde gerçekleşti. Sizin güçlü, güçlü ruhlu insanlarınız var ama bir lidere de ihtiyacınız var. Bu lideriniz de var, iyi bir lideriniz var. Bu yüzden de burada olmaktan çok mutluyuz, çok onurluyuz. Bu şekilde ağırlandığımız için de çok memnunuz. Conversation in our bilateral talk and then we had a great conversation also in our talk with the cabinets. We spoke about a lot of things about the president's asking about El Salvador into a logistics center for the region, for Central Latin America. But also we spoke about investments in energy, investments in construction, inşaat yatırımı gibi konulara da değindik. Maritime ports, in defense. Deniz limanları. We are ready, savunma sanayi. Bu konulara da değindik. Having very strong and prosperous conversations gerçekten with companies in Turkey regarding defense, regarding ports, regarding energy, sanayi, regarding infrastructure building, liman, inşaatı, regarding exports and imports, yapı, commerce. Ihracat, and we're even talking about a dry canal konusu, with El Salvador and Honduras in place. Of course, we have to speak with our Honduran counterparts, but they're our friends, and the new government in Honduras is going to be sworn in the 27th, and we're going to speak to them, and we're very friendly to the new government. Biz yeni hükümetle de çok this, like yeni hükümetiyle told, de tabii ki görüşüyoruz ve dostane bir ilişkimiz var. Biz the Ottoman Empire was the strongest empire when the conquest of America started. Amerika, but the Ottoman Empire didn't go to America, probably because of the geographical position. It was hard to go to the Strait of Gibraltar. Gitmemişti çünkü Cebeli Tarık'tan geçmek zordu ve oradan aslında Amerika kıtasına gemiler gidiyordu. Tarih bu şekilde süregeldi ama bugün bu artık önemli değil. Cebeli Tarık'tan geçmeniz gerekmiyor. So and that's why you have go from 66 to 17 and there's going to be a lot more. Bu yüzden bu rakamlara ulaştık ve daha da fazla olacak ve bu sadece one of the new diplomatic spaces that you will open, we want to be your friends. Sizin açacağınız tekrar yeni bir diplomatik alanın dışında. And like you know, there's two Americas. Dostlarınız olacak orada. İki tane Amerika var. Kuzey Amerika, ABD ve Kanada ve Latin Amerika. And Latin America is a very special place. Amerika özel bir yer. Very rich culture, zengin bir kültüre sahip, çok fazla diversity, with a lot of people, with a lot of energy, with a lot of yüksek enerjiye sahip, that you would want to know and see, explore and trade and invest. Ticaret yapmak isteyeceğiniz konular, yatırım alanları ve çok büyük de bir büyüme
alanı var. Türkiye'de olduğu gibi biz tabii ki bunun küçük bir parçasıyız ama şunu da biliyoruz. Önemli bir parçası olabiliriz. Bu da mümkün. There's also another thing, and it's that we already have deals almost close to build new ports in El Salvador by Turkish companies, to build a geothermal power plant by a Turkish company, and to buy military equipment from a Turkish company. So that's only for starters. But tomorrow we're having another meeting with a lot of other companies. Başka şirketlerle de görüşeceğiz. And we're even having then after the meeting with all of these companies, we have another meeting with another company. Bütün bu şirketlerle görüştükten sonra başka şirketlerle de görüşeceğiz. So we can send it to space and have the first Salvadoran satellite, but of course built with Belki El Salvador'un ilk uydusu bir Türk teknolojisi. So there's a lot of things to see and a lot of things. Göreceğimiz çok şey var. But this is a huge start. Ama bu çok büyük bir başlangıç. Such a small country as El Salvador, El Salvador is a huge start. Gibi büyük bir and küçük bir ülke için büyük bir başlangıç. Dediğim gibi babam birden ikiye gitmek kolay olabilir. To 2 million. If this is just the start, just imagine 1 milyona 2 milyona geçmek de aynı zorluktadır. O yüzden bu güzel bir başlangıç olabilir. Çok teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanı bu davet için. Welcoming into this beautiful and incredible country with this beautiful, incredible people. Bu harika ve inanılmaz ülkeye ve halkı tanıma fırsatı sağladığınız için.